Selam arkadaşlar, ben Ahmet, kanalıma hoş geldiniz. Hollandaca öğreniyorum kanalında bugün sizlere. Orienteren fiilinin şimdiki zaman, geçmiş zaman, gelecek zaman ve tamamlanmış geçmiş zamandaki hallerini göstermeye çalışacağım. Videom umarım sizler için faydalı olur. Hazırsanız buyurun başlayalım. Orientieren sich. Yönlendirmek, kendi kendini yönlendirmek. İlk olarak Teichen Vorderzeit, yani şimdiki zamanda kullanacağız. Ich orientieren mi? Kendimi yönlendiriyorum. Yey orientiert ye. Kendini yönlendiriyorsun. Arkadaşlar yazı çıkmamış. Umarım Türkçesini anlıyorsunuzdur. Kusura bakmayın. Yey orientiert ye. Kendini yönlendiriyorsun. Orientiert ye. Soru hali ise arkadaşlar orientiert ye. Kendini yönlendiriyor musun? Hey, orientiert sich. O kendisini yönlendiriyor. Arkadaşlar, buradaki fiil reflexive word, yani yansıma, dönüşülük kelimesiyle kullanıldığı için kendi kendine oluyor. Kendi kendinin üçüncü tekil şahıstaki hali ise sich olur arkadaşlar. Hey, orientiert sich. O kendisini yönlendiriyor. Sei orientiert sich. O kendisini yönlendiriyor bayanlar için. Yuli orienterin ye kendinizi yönlendiriyorsunuz. Ve orienterin uns kendimizi yönlendiriyoruz. Zey orienterin zih kendilerini yönlendiriyorlar. Zey orienterin zih kendilerini yönlendiriyorlar. Değerli arkadaşlar, Hollandalıların en çok kullanmış olduğu geçmiş zamana ait olan tamamlanmış geçmiş zaman, yani Voltooidetijd. Da örnekler ise şu şekildedir. Ik heb me hi orienteerd. Değerli arkadaşlar, hi eki Voltooidetijd'in değil word'udur. Eklenmiş ekidir diyelim, ek parçasıdır diyelim. Orientieren bizim kendi fiilimiz oluyor. D ise soft ketçaptan dolayı gelen sonu yumuşak harfle biten, R ile biten, yani bir fiilden sonra D kullanılır arkadaşlar. Eğer gerekli olsaydı T de kullanılabilirdi. Şimdi Ich hab mich hi orientiert. Kendimi yönlendirdim. Yey hept ye hi orienteerd. Kendini yönlendirdin. Sen kendini yönlendirdin. Yey hept ye hi orienteerd. Soru halinde arkadaşlar. Hep yey ye hi orienteerd. Kendini yönlendirdin mi? Hep yey ye hi orienteerd. Kendini yönlendirdin mi? Hey, heeft sich orientiert. Kendisini yönlendirdi. Hey, heeft sich orientiert. Kendisini yönlendirdi. Sie heeft sich orientiert. O bayan kendisini yönlendirdi. Sie heeft sich reorientiert. Kendisini yönlendirdi. Yine burada zihi gördük arkadaşlar. Yey de, daha doğrusu hey, zey ve çoğul haldeki zey de zih kullanılır arkadaşlar. They de ons kullanılır. Yey ve yulide de ye kullanılır. Refleksif olarak, yansıma olarak, dönüşülük olarak.
haben uns reorientiert. Kendimizi yönlendirdik. We haben uns reorientiert. Kendimizi yönlendirdik. Julie haben ihr reorientiert. Kendinizi yönlendirdiniz. Julie haben ihr reorientiert. Kendinizi yönlendirdiniz. Julie çoğullarda ikinci özne olarak geçen Julie yani siz refleksif kelimesi ise ye'dir arkadaşlar. Julie haben ihr reorientiert. Kendinizi yönlendirdiniz. Sie haben sich reorientiert. Kendilerini yönlendirdiler. Sie haben sich reorientiert. Kendilerini yönlendirdiler. Şimdi de arkadaşlar gelecek zamanda yani to come stichatay, gelecek zamanda orientieren sich nasıl kullanılır onu birlikte görelim. Ich soll mich orientieren. Arkadaşlar, soll, ikide soll kullanılır. Jede sollte ve soll birlikte kullanılır. Heide soll kullanılır. Sei de soll kullanılır. Wei de sollen, Juli de sollen ve sie de sollen kullanılır arkadaşlar gelecek zaman takısı olarak. Şimdi örneklerde de görüldüğü gibi ich soll mich orientieren. Soll gelecek zaman eki, mich refleksif eki, orientieren de fiilin kendisi. İkisi öznedir. Ich soll mich orientieren, kendimi yönlendireceğim. Jej soll veya jej sollte ihr orientieren. Kendini yönlendireceksin. Bu arada arkadaşlar burada refleksif mi ve mey de kullanılabilir. Tercihe bağlı bir şey. Gene de mi kullanılır. Yezal ye orientirin. Kendini yönlendireceksin. Zulye ye orientirin. Kendini yönlendirecek misin? Zulye ye orientirin. Kendini yönlendirecek misin? Hey zal zih orientieren. Hey zal zih orientieren. Kendisini yönlendirecek. Zay zal zih orientieren. O bayan kendisini yönlendirecek. Zay zal zih orientieren. Wij zullen ons orientieren. Kendimizi yönlendireceğiz. Wij zullen uns orientieren. Kendimizi yönlendireceğiz. Juli zullen ihr kendinizi yönlendireceksiniz. Sizler kendilerinizi yönlendireceksiniz. Juli zullen ihr orientieren. Sie zullen sich orientieren. Onlar kendilerini yönlendirecekler. Sie zullen sich orientieren. Onlar kendilerini yönlendirecekler. Evet arkadaşlar, şimdi ise normal geçmiş zaman olan Verlegenheit'te sizlere örnekleri göstereceğim. Verlegenheit bildiğiniz gibi geçmiş zaman demektir. Şu ana kadar sizlere 4 zaman üzerinden bu fiilin kullanış halini göstermeye çalıştım cümle içerisinde. Birinci zamanımız şimdiki zaman yani taken for the hatay. İkinci zamanımız ise tamamlanmış geçmiş zaman voltaide tight. Üçüncü zamanımız ise to come stichatayt olan gelecek zaman ve şu anda da son olarak kullanacağımız zaman verleidetayt. Yani geçmiş zaman. İlk orientated me kendimi yönlendirdim. Arkadaşlar soft ketçaptan d alır ve orientated'in sonu r ile bittiği için soft ketçap olarak d kullanılır. Ve birinci tekil şahıslarda, ikinci tekil şahıs ve üçüncü tekil şahıslarda d eklenir arkadaşlar fiilin sonuna. Bundan dolayı ilk orientated me kendimi yönlendirdim. Y orientated y kendini yönlendirdin.
değerli arkadaşlar. Yine burada transkript hatası olmuş. Kendini yönlendirdi Türkçesi. Umarım hatayı görüyorsunuzdur. Soru olarak orientale ye kendini yönlendirdin mi? Yine burada kendi dönüşlülüğünde arkadaşlar yanlış yazılmış. Çok özür dilerim. Kendini yönlendirdin mi? Orientale ye kendini yönlendirdin mi? Hey orientale sich kendisini yönlendirdi. Hey orientale sich kendisini yönlendirdi. Sei orientale sich o kendisini yönlendirdi. Ve orientieren uns den aldı arkadaşlar. Çoğul öznelerde, çoğul zamirlerde den kullanılır arkadaşlar. Ve Juli ve Zayda. Ve orientieren uns kendimizi yönlendirdik. Juli orientieren ye kendinizi yönlendirdiniz. Zay orientieren sich kendilerini yönlendirdiler. Değerli arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.